Ay bu ne böyle? Çok kaminli işi. Kapalı. Daha başka modellerin yok mu canım? Dantel yıkma çağırdık ve bir serimiz var. Konaktan çağırıyorlar deyince sizin için sandım Beyza Hanım. İpek seviyorsunuz diye o modellerden getirdim. Hediyelik deseydiniz daha farklı şeyler de getirirdim. Hata etmişsin. O kızın ipeği taşıyacak asilliği yok maalesef. Yırtmaçlı şeyler yok mu canım, göster. Hemen bakayım. Bak bu güzelmiş. Kendine bu eziyeti yapma. Odana git istersen. Bak durdukça sinirin daha çok bozuluyor. Şimdi bir şeyler söyleyeceksin, sonra halandan laf işiteceksin. Bırak bu iyi kalpli gelin numaralarını. Ben yemem. Sabahtan beri ağzın kulaklarında o kız için koşturuyorsun. Zor bir süreçten geçiyorsun Beyza. Kalbin daha fazla kırılmasın istiyorum. O yüzden söylüyorum bunları. Sadece senin bu sahte sevgi kelebeği hallerine tahammül edemediğim için gideceğim. O kıza tavır almadığın gün beni kaybettin. Boş yere aramız ısıtmaya çalışma. Ben yırtmaçlıları çok beğendim. Renkleri de güzel, dekolteleri de güzel. Sen bunları hazırla. Ayşegül Hanım geldi. Merhabalar Mukadder Hanımcığım. Özlettiniz kendinizi. Sinem Hanım arayınca koşarak geldim valla. Hoş geldiniz Ayşegül. Hoş geldiniz. Kimden başlayalım? Sadece siz mi? Gelinler de bir şeyler yaptıracak mı? Ben bizim için çağırmadım sizi. Uzaktan bir misafirimiz geldi. Bu akşam da önemli bir davete gidecek. Saçını başını düzeltin diye çağırmıştım. Sinem, sen hesabı görürsün. Şöyle geçelim Ayşegül. Toparlayabilirsiniz. Kız süslenmeyi bilmiyor. Biraz bakımsız. Yüzünü gözünü şöyle güzelce bir düzelt. Akşam önemli bir davet var. Nihayetinde akrabamız. El içinde bize yaraşır olsun. Siz hiç merak etmeyin. O iş bende. Hep sen mi alacaksın artık beni okuldan? Ne yapalım? İdare edeceksin artık. Hançer ablan gitti. Bana kaldı. Mesele değil. Seninle de oluyor ama... Ama ne lan? Cemil abi. Ben Hançer ablamı özledim. Ben de özledim. Bana bak. Arayalım ister misin ha? Ne dersin? Olur, arayalım. Tamam. Yalnız bana bak. Aramızda ha. Annen duymasın. Vallahi ikimize de çok kızar. Hançer. Nasılsın gülüm? Ya böyle pat diye aradım ama rahatsız etmedim inşallah. İyiyim abi. Ne rahatsızlığı, aşk olsun. Sen hep iyi ol. Abisinin gülü. Bak. Bak yanımda kim var? Kime vereceğim telefonu şimdi? Hançer abla. Çok özledim seni. Ne zaman geleceksin? Canım ben de seni çok özledim. Ya oğlum gelemez Hançer ablan, denir mi öyle? Ver bakayım şunu. Alo, gülüm. Sen onun kusuruna bakma. Çocuk da o. Sen yeter ki yuvanda rahat et gülüm. Biz nasılsa geliriz arada seni görmeye. Abi, şimdi kapı çalıyor. Kapatmam lazım, olur mu? Kendinize çok dikkat edin lütfen, tamam mı? Hadi Emir'i de öp benim için. Tamam. Tamam gülüm. Hadi sen bak kapına. Sonra konuşuruz nasılsa yine.
Ha gülümle. Kim o? Aç kapıyı gelin. Aklımı kaçıracağım şimdi. Cihan'ın koynuna sokmak için gözüme baka baka anlayıp buluyorlar o yılanı. Yeter artık ya, yeter! Efendim baba. Her şey yolunda mı, orada bir sorayım dedim. Hem de nasıl? O kızı hazırlamak için tüm konak seferber olmuş durumda. Sağ olsun babam, kuaföründen çeyizcisine adeta bir ordu yığdı eve. Benim nasıl olduğum, nasıl hissettiğim hiç kimsenin umurunda değil. Baba. Baba ben çok kötüyüm. Aklımı kaçırmak üzereyim. Konağı ateşe verip herkesi cayır cayır yakmak istiyorum. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Biri sesini duyup gelse ne diyeceksin? Umurumda değil. Bak. Tamam. Bak sesini kes, beni dinle. Cihan'ı kaybetmek istemiyorsan şimdi hemen sakinleşeceksin. Anladın mı? Bir daha o konaktan kovdurtmayacaksın kendini. Anladım baba. Tamam. Avukatla görüştüm. Anlaşma yoluyla işi halledeceğiz. Gerekli evrak da burada. Sonra bakarım Engin. Benim şimdi çıkmam lazım. Ne oldu? Bir sorun mu var? Sen böyle erken çıkmazdın. Akşam vardiyasındaki işçilerden birinin karısı vefat etmiş. Başsağlığına gideceğim. Sen çok yorgun gözüküyorsun. İstiyorsan şirket adına ben gidebilirim. Sağ ol Engin. Ama benim gitmem daha doğru olur. Böyle bir günde bizzat yanında olmak isterim. Haklısın. Dur, ben de seninle geleyim. Hadi. Tut şunu bakayım. Mukadder Hanımcığım, hadi nerede kaldınız? Kahveleriniz de hazır. Geliyoruz. Hadi bırak. Hadi oyalanma, oyalanma. Kahvenizi de yaptım. Dükkana geldiğinizde içtiğiniz gibi. Şimdilik burası da dükkan sayılır, değil mi? Biraz az konuşsan senden iyi gelin olur Ayşegül. Nasıl hizmet edilir biliyorsun. Oyalanma, hadi başla artık. Vallahi Mukadder Hanımcığım, ben de her şey yerli yerinde. Ver ablam elini. Bir manikür pedikür yapalım önce sana. Maşallah. Kızımız da Gonca Gül gibi. Bir iki dokunuş yapsam yetecek. Öyle de işin kolayına da kaçma. Düz bir güzelliğin ne anlamı var? Yaban gülünü ne yapayım? Gül bahçesindeki güller gibi alımlı, bakımlı olsun. Vallahi Mukadder Hanımcığım, doğal güzellik daha kıymetli. Artık zor bulunuyor. Maşallah, kızımız da tam bir numune gerçekten. Ben bilmem, lafımı söyledim. Tamam, tamam.
Ben anladım sizi. Hiç merak etmeyin Mukadder Hanımcığım. Elleri de güzelmiş. Parmakları da kalem gibi. Evli misin? Bırak konuşmayı. İşine bak. Ver elini. Adın neydi? Ayşegül. Sohbete mi çağırdım seni? Sen nasıl saç yapacaksın onu anlat. Öyle abartılı rüküş falan olmasın sakın. Alımlı olsun. Saçları da ipek gibi. Manken gibisin kız. Al canım, koy yanına. Kapatsaydınız falınıza bakardım. Siz seversiniz falı. İstemez, acelemiz var. Kapatmadınız ama. Burada çıkmış vallahi. Hadi gözünüz aydın. Bebek geliyor. Hadi inşallah. Beyza Hanım hamile mi yoksa? Neyse ne? Hesap mı vereceğim sana? Ben öyle bir an boş bulunmuştum. Bırak şimdi boş lafları. Niye geldin buraya onu söyle. Cihan Bey'in elbiselerini getirmiştim kuru temizlemeden. İyi, bırak onları, topla şuraları. Buraya geldiğimi kimseye söyleme, tamam mı? Tamam. O ne öyle? Kimin saati o eski püskü? Hançer Hanım'ın abisi nikahta Cihan Bey'e hediye etmişti. Ya. Öyle mi? Ne kısmetli bir bebek. Kısmetiyle şansıyla geliyor vallahi. Ailede çok büyük değişimlere vesile olacak. Ben bunu hemen yıkayayım. Çok iyi çıkmış. Çok. Beyza'nın boşandığını kimse bilmiyor. Evli sandığı için öyle söyledi. Sen de sakın kimseye söyleme. Falı duydun. Bu akşam sakın bir cahillik etme. Bir daha bu kadar anlayışlı olma.
Koy oğlum öyle. Bana bak. Artık Hançer ablan yok. Tamam mı? Sofrayı hazırlarken annene biz yardım edeceğiz artık. Tamam? Tamam. Hadi hadi bırakın çene çalmayı. Hadi geçin oturun sofraya. Ay. Hançerim de pırasayı çok güzel yapardı. Çok da severdi. Ha. Onsuz nasıl geçecek şimdi boğazımdan? Benim derdim ne? Senin derdin ne Cemil? Yine başladın hançer diye sayıklamaya. Pırasa olacağını bilseydik, bugün aramışken yemeğe çağırırdık. Değil mi? Siz hançeri mi aradınız? Hı? Adamcağız perişan olmuş. Hele çocuklar. İçim acıdı be Cihan. Engin, bundan sonra o çocukların tüm masraflarını biz karşılayacağız. En azından bunun yükünü alalım adamın üzerinden. Dışarıdan bakıldığında soğuk bir adam gibi duruyorsun aslında ama... Tabii usulünce, mahcup etmeden. Bir kimsenin haberi olmayacak. Tamam. Merak etme, o iş bende. Sofrada en ufak bir eksiklik olsun dahi istemiyorum. Git bu tabağı tamamla. Ne bu? Gözden esirgeyen, soydan esirger. Soydan da esirgeyecek değiliz herhalde. Hadi bakalım. Göster marifetini. Meryem, vallahi bak çok özledik. Burnumda tüttü hançerim. Hiç değilse bir sesini duyayım dedim. Hem Emir de çok özlemiş, değil mi lan? Ben de özledim hançer ablamı. Tamam tamam, iyi yapmışsınız. Derya vallahi bak o kadar özledi. Ha, kızmadın yani? Yo, tabii arayacaksınız. Bacın tabii. İyi yaptık değil mi Deryam ya? Vallahi. Hançerim de çok mutlu oldu sesimizi duyunca. Gülüm benim. Ay eyvah.
Geldiler vallahi geldiler. Allah Allah. Bu saatte kim böyle alacaklı gibi ya? Ben bir bakayım. Otur otur sen. Ben bakarım. Çık lan. Ay sen miydin? Allah canını almasın. Öyle güm güm vurunca vallahi ödüm patladı. Kusura kalma. Elim dolu da kapıyı ayağımla çaldım. Annemin seneyi devriyesi. Lokma döktürmüştüm. Allah kabul etsin. İnşallah. Oo, lokma mı? Bayılırım. Al ye. Sen niye bu kadar sinirlendin ki? Annesinin seneye devriyesi miymiş, neymiş? Gündüzler çuvala girdi sanki. Bam 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 borçlu gibi. Niye öyle korktun ki Derya? Kim olacak bu saatte? Komşudur. Ay şunun yanına ben bir çay yapayım. İyi gider. İnşallah para işini hızlandırır. Yoksa yürek çarpıntısından öleceğim vallahi. Abisiyle konuşsa da halletse şu işi. Beyza. Merhaba. Dış kapı açıktı da bir şey mi oldu diye merak ettim. Habersiz girdim. Kusura bakma. Mukaddere'ni açık unuttu herhalde. Önemli değil. Cihan seni görünce çarpılacak. Yine evli çift bu kadar sık ziyaret edilmez ama mecburen geldim. Cihan gelmeden sana şunu vereyim. Cihan'ın eski karısı aradı. Çok kötüydü. Kıramadım gittim. Elime de bunu tutuşturdu. Sana vermem konusunda ısrar etti. Ne var içinde bunun? Bilmiyorum. Kusura bakma ne olursun. Elçiye zeval olmaz. Ali'nin 3 portakalı var. Ayşe 2 portakalını da Ali'ye verdiğinde Ali'nin kaç portakalı olur? Toplama yapıyoruz değil mi? Evet anneciğim. Bu son problem. Bunu da çözdükten sonra ödevim bitecek. Hadi son bir gayret. Ödevim bitince Cinderella'yı görmeye gideriz değil mi? Bence biz başka bir şey yapalım. Cinderella'nın bugün başka bir işi varmış çünkü. Artık o eski evde mi yaşayacak? Hı hı. O zaman yarın gideriz. Ben Cinderella'yla arkadaş olmak istiyorum. Olamaz. Sen akranlarınla oyna. Sesleniyorum sana, neredesin? Duymamışım, kusura bakmayın. E buraya tıkılırsan duymazsın tabii. Kızının dibinden ayrılmıyorsun. Büyüdü artık, ödevlerini tek başına yapsın. Senin yüzünden büyüyünce hiçbir şey tek başına yapamayacak. Sen neden seslenmiştin anne? Bir şey mi isteyecektin? Çeyizcilerin hesabını gördün mü? Akıl edip bahşiş de verseydin. Hallettim, merak etmeyin. Bahşişini de yaraşır şekilde hallettim. İyi. Koca günde bir işe yaradın yani. Mine, eski evin tarafına geçilmeyecek. Senin de, annenin de o kızla hiçbir bağınız olmayacak. Tamam mı?
Hadi gel bakalım. Açsana. Ay. Nasıl bir parfüm kokusu bu böyle? Eski karısının da kokusu çok ağırmış. Benim abimin saati. Nikahta takmıştı Cihan'a. Bu nasıl onun eline geçti ki? Ay. Yoksa daha ilk geceden. Ay. Yok canım yok. Yok olmaz. Dün Cihan gelmemişti ya. Oradaydı herhalde. Onun yanında. Orada unutmuş olmalı. Yoksa nereden bulacak ki saati, değil mi? Ay. Kusura bakma ne olursun. Ben nereden bileyim böyle bir şey yapacağını? İyi niyetle bir şey oluyor sandım. Dün gece Cihan oradaymış demek ki. Görüyor musun? Kopamıyorlar birbirlerinden. Dün dedim ya sana. Her şeyi beklerdim. Bu kadarına da pes doğrusu. Şeytanın aklına gelmez. Cihan Bey geliyor. Neyse, ben gideyim. Birazdan Cihan gelir. Sen de üzme kendini, tamam mı? Aç kapıyı. Oradasın biliyorum. Aç kapıyı. Thank you.
ben yapacağımı yaptım. Artık gerisi sizde. O evde, bu konağa torun gelecek. Biz görümlünü getirdim. Hadi alsana, aç. Hadi. Tam 1 milyon. Sen istediğini aldın. Şimdi içeri gel. Nereye gidiyorsun? Bırak beni. Seninle bir anlaşma yaptık. Ben üzerime düşeni yaptım. Sıra sende. Direnme. Bu senin seçimin. Bu anın sebebi ben değilim. Büyük laflar ederken, ayağıma kadar gelip yalvarmadan önce düşünecektin. Aşk evliliği istiyordun değil mi? Bu evlilikten çıkacak aşk bu işte. Yaklaşma bana. Hiç öyle bir niyetim olmadı. Sen istesen de sana dokunma. Sırf yaptığın seçimlerle yüzleşmeni istedim. Aklın başına gelmiştir umarım. Parayı aldın. Artık işi zorlaştırma. Yarın sabah o kliniğe gideceğiz.
İşte bu kadar. Saat işe yaramış. O gurursuz kız bile bu kadarına dayanamazdı zaten. Ben kazandım gece kondu gülü. Cihan bu gece de eski karısıyla aynı çatı altında kalacak. Sen de kendi çöplüğüne geri döneceksin. Anne, ben çok sıkıldım. Ne yapalım bir tanem? Evcilik oynayalım mı? Koca kızı oldu artık. Ne evciliği? Kaç kere dedim sana. Bir örgü başla, ver eline. Tamam anne. Yarın ip alırım. Film seyredelim mi? Hem mısırda patlatırız. Ama amcamı da bekleyelim. O da bizimle seyretsin. Bu gece gelmeyecek amcam. Ne yapacaksınız kendi başınıza yapın. Amcam geldi işte. Hayırdır oğlum? Niye geldi? Niye karının yanında değilsin? Hadi gel anneciğim. Sakın bir daha benim işime karışma. Aa, Cihan. O kızı hediye paketi gibi süsledin ama görünüşe bakılırsa pek işe yaramamış. Cihan paketin içinin boş olduğunu anladı herhalde. Dün gece, ilk gece dedim, kız çekinmiştir diye bir ses çıkarmadım. Ama bu gece... Oğlum cevap versene. Sen karının yanında kalmadıkça bu çocuk nasıl olacak? Senin kafanda kurduğun plana göre olmayacak anne. Tüp bebek yapacağız. Tüp bebek mi? İyi de ikiniz de gayet sağlıklısınız. Ne gerek var oğlum? İçin mi almadı yoksa o kızı? Anne, yeter. Haddini aşıyorsun. Kızın bir kusuru, bir sakatlığı mı var dedim. Yanında kalmadıysan vardır bir sebebi. Ben öyle uygun gördüm. Kapat bu konuyu. Cihan'ım, oğlum. Yıllardır klinik kapılarında beklemedik mi biz? Kız sağlıklı, çocuk doğurmak için geldiğini biliyor. İşi daha niye uzatıyoruz? Duymadın mı anne? Ben böyle uygun gördüm diyorum. Eğer kız bir sorun çıkartıyorsa gidip konuşayım. Bundan sonra hiçbir şey yapmayacaksın. Sen bu işe karışmayacaksın anne. Karı koca arasına girilmez. Bari bu sefer yapma bunu. Kız, hayırdır bu saatte?
kız? Bir şey mi oldu? Ben eve geliyorum yenge. Tövbe. Demek eve geliyorum. Olmuyor, yapamıyorum. Ben bu adamla kalamam. Kız, çocuk oyuncağı mı bu? Atıştınız mı siz? Parayı vermekten mi vazgeçti yoksa? Kız, konuşsana. Derdin ne, söylesene. Hançer, konuşsana, kör olmayasıca. Verecek mi damat parayı? Verdi, verdi. He, iyi işte. Düğün bayram etsene. Müjdeyi vermek için mi aradın yoksa? Ya yenge, kapa şu meseleyi artık. Para benim umurumda mı zannediyorsun? Ya sen bana soruyor musun senin halin ne, nasılsın diye? Ay, ne soracağım ben sana? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Bak, parayı da almışsın. Başka ne derdin var? Allah başka dert vermesin. Ya sen benim nasıl darda olduğumu bilmiyorsun. Cehennem gibi bir yer burası. Evlendiğim adam zebaniden farksız. Olmuyor yenge, ben bu adamla kalamam. Sakın. Gittin kendin yalvardın o zebaniye beni al diye. Şimdi kendini acındırıp da eve dönmeye kalkma sakın. İşte o zaman görürsün sen cehennemi de zebaniyi de. Bana bak. Otur oturduğun yerde. O paraya da sahip çık. Derya. Cemil. Derya. Çık Beyza. Şu an laf sokmalarını hiç çekemem. Git sevincini tek başına yaşa. Ne sevinci? Cihan'ın sana söylediklerini duydum. Çok üzüldüm. Kapı mı dinledin sen? Cihan resmen kükürüyordu. Söylediklerini duymamak mümkün değil. Sesi konakta çınladı. Hizmetçiler de duydu o zaman. Desene, üç kuruşluk insanlara rezil olduk. Cihan'ın sana daha önce böyle davrandığını hiç görmedim. Artık o kız ne yaptıysa delirtmiş adamı. Yılan. Oğlumla aramı bozdu. Şeytan diyor ki git kolundan tut, at kapının önüne. Sen kendini üzme hala. Cihan bir çözüm bulmuş işte. Tüp bebek yapması hepimizin işine yarayacak. Cihan'ın o kıza içi ısınsaydı, çocuk doğunca kız Cihan'ı avcunun içine alacaktı. Bizi de kapının önüne koyacaktı. Ama şimdi çocuk doğurunca işi bitecek. Sonra da defolup gidecek. İçime sinmiyor. Tüp bebek kolay mı? Yılan hikayesine dönecek yine bu iş. Kimle konuşuyorsun öyle fısır fısır? Ay, kimle konuşacağım canım? Hançer'le konuşuyordum. Hançer mi? Ver, ver. Yenge, yenge, bu haldeyken abimle konuşamam lütfen. Tamam, ben hoparlörü alıyorum şimdi. Hançer'cim, bana söylediklerini abine de söyle. Hançer, ne dedin gülüm, söyle. Çok merak ettim. Utandı, utandı. Çok iyiymiş, çok mutluymuş. Bir elim yağda, bir elim balda diyordu. Kız, konuşsana. Bülbül gibi şakıyordun demin. Öyle mi hançerim? Çok mutlu oldum. Allah daha iyi etsin gülüm. Sen nasılsın? Gerçi bugün konuştuk ama ben doyamadım be. İyiyim abi. Oh! Sen iyi ol gülüm. Sen iyi ol ki benim de içim rahat etsin. Gerçi hasretine alışmak çok zor be hançer. Ama alıştırıyorum kendimi yavaş yavaş. Biliyorum. Senin evin, yuvan orası artık. Damadın yanı. Sen mutlu olacaksın orada. Ayşe, damadım nasıl ha? Ver onun da bir sesini duyayım. Şu an yanımda değil. Niye? Nerede bu saatte? He? Yeni gelini bırakıp da nereye gitmiş ki? Hançerin canı tatlı istemiş, onu almaya gitmiş. Hançerim, damat gibi damat ha. Bu adam seni cidden çok seviyor.
abi. He hançerim. İyi ki aradın gülüm. Sesini duydum. İçim rahat etti. Artık bu akşam rahatlıkla uyurum. Seni çok seviyorum abi. Gülüm. Ben de seni çok seviyorum. Hadi. Allah rahatlık versin sana. Damada da çok selam söyle. Bak şimdi, hançer tatlı deyince benim de canım çekti. Montunu al da şu köşedeki pastaneden bir sütlaç al da gel. Hemen alayım Deryan. Sütlaç kalmadıysa ne yapayım? Kazan dibi al, tavuk göğsü al. Ne bileyim, al bir şeyler. Tamam, ortaya karışık bir şeyler yaptırıp geliyorum. Hay gülüm benim. Adam da parayı vermiş mis gibi. Hançer Hanım da buldukça bunuyor. Sesini böyle kısarlar işte. Bırak beni. Direnme. Bu senin seçimin. Aşk evliliği istiyordun değil mi? Bu evlilikten çıkacak aşk bu işte. Yaklaşma bana. Şöyle bir niyetim olmadı. Sen istesen de sana dokunma. Ne hallere düştü. Bunun neden her şey içinden çıkılmaz bir hal oluyor? Günaydın gelin hanım. Gece geç yattı tabii, dinleniyor. Ana, yemekle de vakit kaybetmemişler. Gelin hanım, kahvaltı hazır. Gelin hanım.
Ne oluyor? Nasıl kapı kapatmak öyle? Yeni gelin yok Beyza Hanım. Ne demek yok? Yok. Evin kıyısına, köşesine, bahçeye kadar baktım yok. Bavulunu dalmış gitmiş. Nereye? Mukadder Hanım'a haber vereceğim. Ben söylerim. O kız evden gitmiş. Bavulunu da almış. Ne demek gitmiş? Gitmiş işte. Her şeyini toplamış gitmiş. Senin haberin var mıydı oğlum? Siz kahvaltıya devam edin. Siz kahvaltıya devam edin ne demek? Ben böyle rezillik görmedim. Nerede görülmüş yeni gelinin evden gitti? Anne, kahvaltına devam et dedim. Bana hiç dur deme oğlum. Ben bu kızın yengesini arayacağım. Bu ne terbiyesiz, densiz gelin. Hiç kimse hiçbir şey yapmayacak. Bu benim sorunum. Demek ki herkes ölüp bitmiyormuş Develioğlu ailesinin gelini olmayan. Bizim gece kondu paçavrasına bak sen. Koskoca Cihan Develioğlu'nu terk etti. Beyza lütfen. Hiç sırası değil. İşinin başında mısın? Dediğiniz gibi geceden beri takipteyim Cihan Bey. Çok erken saatte elinde bir bavulla çıktı. O saatte sizi rahatsız etmeyeyim diye haber vermedim. Kalbimi söylüyorum. Şimdi nerede peki? Sahilde, bir bankta oturuyor. O saatten beri mahalleye de başka bir yere gitmedi mi? Gitmedi. Tek başına oturuyor. O zaman birini bekliyor. Sakın gözünü ayırma. Her şeyden haberin olacak. Tam 1 milyon. Sen istediğini aldın. Şimdi içeri gel. Bu nasıl onun eline geçti ki? Ay, yoksa... Daha ilk geceden. Ay yok canım yok. Yok olmaz. Aa, dün Cihan gelmemişti ya. Oradaydı herhalde. Onun yanında. Şu koca şehirde gidecek hiçbir yerim yok.
Allah'ım yardım et. Sanki kör bir kuyudayım. Sıkışıp kaldım. Kıpırdayamıyorum.